Evet, bazı kelimeleri cümle içerisinde veriyorum. Öğreneceğimiz kelimeyi parantez içine koymuyorum. Neden? Cümle içerisinde öğrenmek daha iyi arkadaşlar. Çünkü bazen kelimeyi öğrenince nasıl kullanacağımızı bilmiyoruz. Vacant. Your position will be vacant. Düşünün, şimdi iş yerinde bir çalışan var, tamam, bir de patron var. Çalışan birçok işi yanlış yapıyor. Patronun dediklerini yapmıyor. Ondan sonra patronun odasına girdiğinde patron konuşmak istediğini söylüyor ve diyor ki eğer bu yaptığın yanlış işleri telafi etmezsen, bir şekilde onları düzeltmezsen your position will be vacant. Your position will be vacant. Yani senin bulunduğun pozisyon, kadro, her ne ortamda artık o boşalacak ve başka birisini aramaya başlayacak. Yani sen kendi pozisyonunu bıraktırmak üzere seni istifa ettireceğiz. Yani seni işten atacağız ve başka bir işini aramaya başlayacağız. Vacant boş demek. Available demek. Başka birisi gidebilir demek.